Bir gün kilip ümmet düşmanın büler. Bir gün cenk kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız. Kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مجاهد برادر الله بقول قصقنا قرآن الكريم لنا بالإكي آيات نوقيم Mana bu oyatdan iymonlashib o'zimizni iymonimizni bir chaqlab olamiz. Alloh subhanahu va taolo Fath surasida marhamat qilgan ediki, Bismillahirrohmanirrohim. Sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Alloh subhanahu va taolo mana bu Fath surasida 11-12 oyatlarda marhamat qiladiki, mana bu oyatlarning sababi nuzuli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijratni 6-yilida Makka tarafga, ya'ni Xandaq g'azvasidan keyin nima qildilar? Umra niyatida harakat qildilar. 1400 kişi bilan harakat qilgandilar. Mana bu 1400 kishining maqsadi nima edi? Mana bu Makkada umra qilib qaytishlik edi. Bular borishdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu harakat qilishdan oldin tush ko'rganida, tushlarida mana shu o'zlarini ashablari bilan haramga kirganliklarini va haramga kirgan vaqtlarda sochlarini oldirib sochlarini qisqartirib kirganligini aniq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarda ko'rgandilar. Buni xabarini o'zlarining ashablariga bergandilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bordilarda nima? Mana bu maqsad amalga oshmadi, balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhi yoki Bay'atul Rizvon deb ataladigan mana bu nima? Islom tarixidagi muhim bir voqea, Alloh taolo rozi bo'lgan bir bay'at sodir bo'ldi. Sahobalar Madina Munavvaraga umra qilmasdan qaytib kelishdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligida. Mana shu holatda mana bu oyatlar nozil bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelgan vaqtlarida mana bu Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mana bu sulh Hudaybiyaga chiqishlikdan shayton vasvasasi sabablikdan o'ltirib qolgan muxoliflar nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib turli-turli uzrlarni ayta boshlashdi. Turli-turli uzrlarni ayta boshlashdi aroblardan iborat. Ya'ni arobiylariki, badaviylar, atrofdagi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib turli-turli uzrlarni aytib aytishdiki, bizni mol-mulkimiz ahllarimiz bizni mashg'ul qilib qo'ydi, mana shu muborakli safarga chiqishlikdan biz mahrum qoldik. Endi bizga Allohdan istig'for so'rab bering.
Mana bu qilgan gunohimizni Alloh taolodan kechirishligini so'rab bering degan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo ularning asli basharalarini nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va sahobalarga ochib berdiki, ular tillarida, qalblarida bo'lmagan narsani aytayotganliklarini. Ya'ni bular tillarni uchida, ya'ni bizni bola chaqamiz, mol-mulkimiz mashg'ul qilib qo'ydi deb yolg'on uzr aytayotganliklarini Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, ular qalblarida aslo bo'lmagan narsani tillarida nima qilishyapti, bayon qilishyapti. Ayting ey Muhammad alayhisalom. Alloh taolo tomonidan sizlarga biror bir zarar yoki foydani biror bir kimsa bormi? Mana bu foyda yoki zarardan sizlarni nima qiladigan, behojat qila oladigan biror kishi bormi? Sizlarga Alloh taolo agar biror bir zarar yetkazishlikni, ya'ni sizlarni bir qatl qilib tashlashlik yoki ana shu aytayotgan molingizga, ahllaringizga yetadigan turli-turli ofat balolar yoki sizlarga yetadigan foydani sizlarni mana bu zarar va foydadan to'sa oladigan, ya'ni zarardan sizlarni to'sa oladigan yoki foydani sizlarga keltira oladigan biror bir kimsa bormi? Va Alloh subhanahu va taolo sizlarni barcha qilayotgan amallaringizdan xabardordir dedi. 12-oyatda esa Alloh subhanahu va taolo mana bu arobiylardan iborat jihoddan o'ltirib qolgan shaytonning vasvasasi bilan mana bu muborakli safardan qolgan kishilarni qalblarida kechgan gumonlarini ham ochib berdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, balki sizlar payg'ambar va mu'minlar ahllariga, ya'ni Madinaga farzandlarini oldiga abadan hech qachon qaytib kelmaydi degan bir yomon gumonni qilgan deylarsizlar. Va mana bu qilgan yomon gumoninglarni qalbingizda shayton nima qilgandi? Ziynatlab ko'rsatgan. Ya'ni sizlar eng to'g'ri gapni aytayotgan, ya'ni eng to'g'ri munosabatni bildirayotgan, eng to'g'ri gumon qilyapmiz deb o'ylagan deylar. Mana bu narsani sizlarga ziynatlab ko'rsatilgan. Va eng yomon fosit gumonni qilgan deylar. Va halok bo'ladigan fosit qavmlarga aylanib qolgandinglar deb Alloh subhanahu va taolo mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib yolg'on yashiqlarni to'qib, yolg'ondan uzrlarni aytayotgan mana bu munofiqlarga Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tillar bilan javob berdi. Mana bu voqea aytib o'tdik, bundan 1420 yil oldin bo'lgan. Lekin qiyomat kunigacha mana shu sunnatulloh, mana shu ilohiy sunnat davom etaveradi. G'azvaga jihodga chiqib ketgan kishilarga qalblarida marazi bor, nifoq marazi bor, kasali bor odamlar aytadiki, endi bular halok bo'lib ketadi dedi. Endi bular yo'q bo'lib ketadi dedi. Endi bular qaytmaydi bola chaqasining huzuriga dedi. Bu avval gumon bo'ladida va bu tillarga chiqadi bu. Bu tilga chiqib odamlarning ichida bu tabliğotlar bo'ladi. Buni Qur'ondan biz tilovat qilyapmiz. Ko'p ahli ilm birodarlarimiz buni tafsirlarni ko'rgan. Lekin hayot tafsirini ham ko'rib turibmiz biz. Hayotdan shunaqa bo'lib turibdi shu haqiqat. Hali shoykotni g'azvasi boshlanishligi bilan bo'lgan gaplar, g'azva hali tugamasdan turgan holatdagi gaplarni biz hammasidan xabarimiz bor. Bo'ldi bular endi hammasi qirilib ketadi. Bular hammasi yo'q bo'lib ketadi endi bular. Bular birortasi qaytmaydi. Undan keyingi g'azvalar, Vana g'azvasi, Shikay g'azvasi yoki Masud g'azvasida shunday insonlar o'zlarini bular arabiylar deyilyapti, lekin bular iymonni da'vo qilgan. Hatto mujohidlikni da'vo qilgan kishilar shu so'zni ochiq aytdiki, bular endi qirilib ketadi. Bular yo'q bo'lib ketadi endi dedi. Lekin bu bilan ular qavman bura bo'ldi. Ya'ni qavman bura eng fosit, Allohning halokatiga loyiq bo'lgan insonlarga aylandi. Shuning uchun ham mana bu ikkita oyatga to'xtalib o'tdik ki bir tariximizni yodimizga olaylik. Payg'ambar va mu'minlar ahliga, farzandlariga, Madinaga
hargiz indi kaytmaydı bular. Mana şu seferde hamesi halak bulu yokup getirdi deyip, bular bu sözünü kalplerden hem utkılışkendi, gümanam kılışkendi, tablıgatam kılışkendi. Ve halen ki mana şu gazva, mana şu Hudaybiye, Hüsnü Hudaybiye, en mühim narsa mana şu surada, Fatih suresinde Allah-u Teala, Bayat-ı Rizvan'da iştirak kıyan 1400 kişiye Allah-u Teala uzun razılığını ilan kıldı. Bu Medine, Medine'nin etrafında kıyan münafıklar bu söz ne etti? Lekin Allah-u Teala bu peygamberini davetine icabet kıyan bu mumullerden hem razı buldu Allah-u Teala hem bana bularge Allah Subhanehu ve Teala uzun kelamıda nime kıldı? Uzun günahlarını, kiçirgenliklerini, kup kup vadelerini verdi. Yani kub gazvelerini tarihiye karar ediyon bulsa, Badr gazvesi, ya ki bu Hudaybiye sulhu, ya Handak gazvelerde kurul ediyon bulsa, mana bu gazvelerinin neticesi olarak Allah Subhanehu ve Teala, İslam ümmetine haseten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen, o şey zamanda bugün kişilerde cüdü kub kub, nime? Ukhravi ve dünyavi nimelerini verdi Allah Teala, izzetlerini verdi. Badr'da hem münafıla şu gibi etkenliğini bile yok getirdi. Nima çıktı? Cibril aleyhisselam kelip söyledi ki bu Badr'da iştirak kıyarlar sıranı aldığına da nima manzileti var? Kaysi derecede kişiler dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki mu'minlerini en abzeli dediler. Cibril aleyhisselam ettiler ki mana şu Badr günde iştirak kıyan malaikeler hem malaikelerini en abzeli sablanan. Bayat-ı Rizvan. Yani bu münafık İnsanlarını biri yapken, bana bu gazvelerge bahasını karayınlar, kitap ve sünnet bilen, bularge biri yapken bahalarını karayınlar, badriler. Bular badri bular. Bular bayat-ı rizvan azaları bular. Yani bularını zahiren kuruşuda, mana şu cemde bile yokup getirdi indi. Badr'de indi yokup getirdi bular. Handak'ta yokup getirdi bular. Mana indi bu sahrada bular. Hamesi kırılıp getirdi, kaytmaydı bile indi uyge degen yaman gümanlar, yani en fasık, asassız, imansızlar gümanı bildirilengen kişilerge Allah-u Teala nime makamlarını verdi? Nime makamlarını verdi? Ularge dünya fethelerini Allah-u Teala vaade kıldı. Şundayı bir Allah-u Teala büyük nimetleri ben bilerini siyledi. Şu zaman da emniyatı. Şaykot gazvesini biz az güne bizden kıska, uzun bize indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktilerde Badr bugün bulsa, Uhud bugün bulsa, Handak bugün bulsa, biz zamanımızda, ben şimdi gazvele bugün, bir tanesi Şaykot gazvesi. İslam ümmeti uzge işanıp topşirilingen nime bir imaratını koldan birini. Akide himayesi koçlik bilen nime kılındı, has boşlandı. Ümmette erkekleri nime koçlikini özge iftihardı bilgen. Bir vakti de, mana şu cemaatimizi az güne güne erkekleri, ricalları, sadıkları nime kıldı, mana bu gazve getirdi. Bu küllerini biz her gün unutmayınız. Çünkü sefimizdeki en afzallarımız o şehit şehit bu. Ondan ki çıkıp, aksari bular, yani bular bir vefalık kımadı. Ahdini büzmedi. Elhamdülillah şu yolda cihadını devam ettir yaptı. Şu yolda kanca şeyden böyle. Bularını hergiz biz unutmayız. Çünkü bizi akidemizi hasaten Şaykot gazvesi de ve ondan ki ingi gazvelerde terbiyenin şekilde ana şu buralarlarının nüme şicaatı, gayreti ve bana şu yolda veriyen kurbanlıklar sebep bugün. Biz hem mümkün eğer o şey gazvede o şey buralarla türü vermeyen de biz hem koç irade kılarmıydık. Biz hem bugün kaylar gedir uzunmuzu biktip alıp pünhan pünhan bu alarmıydık. Peki elhamdülillah hani şu İslam ümmetinin hakiki ricalları Allah-u Teala şehitlerimizi kabul kusun, gazilerimizi sabit kadem kusun. Bana bu imanını, ispatını kursatıştı. Her bir neslinin hakikati var buralarlar. İmanın hem hakikati var, onun ispatı var. İspatı bana, bana şuna kanka küfür yapırılıp giden vakti de, bana bu küfürge karşı nime kılıçlik,
orqani o'g'irishlik emas. Balki sinani qalqon qilishlik. Buni islom ummatini islom ummatining ichidan azimatni tanlagan kishilar qila oladi. Mana bu tariximiz, bu bizning tariximiz. Bizning zurriyatlarimizga, bizning kelajakda keladigan avlodlarimizga mana shu tariximiz qoladi, birodarlar. Lekin ularga ham toshlar otilgan, ayniki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagi sahobalarga tosh otilgan singan. Bular hammasi qirilib ketdi. Bular shahid emas, falon 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 degan gaplar bo'ldi. Vaholanki ayni shu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridan aytilgan. Faqat nomlar boshqacharoq nomlar. Munofiq ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagi munofiq. Mana biz misol uchun mana ikkita oyat tilovat qilgan bo'lsak, hayotda bo'ldi bu narsa. Sizga shikoyatda bizdan ajrab turgan kishilarni bitta ochiq so'zi nima edi? Bular endi hammasi qirilib ketadi. Masudda bizni tashab ketib yuborgan insonlar nima edi? Bular endi qirilib yo'qib ketadi degan. Ochiq aytgandi bu narsani faqat zon gumon qilmagandi ular. Ochiq aytgan, bular yo'qib ketadi. Vonadan chiqqanimizda tamom bilan endi bitta endi oxiri hayot tugadi bilan endi bular savdosi bo'lgan degan gaplar ochiq aytildi. Faqat arabcha aytilmagan xolos. Yo o'zbekcha aytilgan, yo forscha aytilgan, yo pashto aytilgan, yo urdu aytilgan, qaysi tillarda aytilgan bo'lsa. Shuning uchun Qur'onning ruhi qiyomat kunigacha tirik, birodarlar. Allohdan shuni duo qilaylikki, shu Qur'onda Alloh taolo rozi bo'lganlarning ruhi bizda bo'lsin. Bizi tilimizga o'shaning so'zi kelsin. Munofiqlar takka bo'lib qolmaylikki, shahid bo'lgan bo'lsa, agar ular biz bilan bo'lganda o'lib ketmasa deb turib kofir bo'lib qolmaylik. Hayotni beradigan va hayotni oladigan zot bitta zot, Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun ham biz mana bu tanlagan yo'limizda, birodarlar, asosan ana shu o'zimizdan oldingi o'tgan kishilardan ibrat olishimiz kerak, ularga ergashishimiz kerak. Ularni haqiqiy iymon aqidasidan dars olishimiz kerak. Haqiqiy iymonni inson sinab ko'radigan bo'lsa, bunga ko'p-ko'p tarozilar bor. Alloh taolo qo'yib qo'ygan tarozilar va o'lchovlar bor. Shulardan ba'zi biri kofirlar yopirilib kelyapti ekan desa, mu'min kishining iymoni, haqiqiy qalbidagi iymoni turib toshgan iymoni bo'ladigan bo'lsa, unda nima iymoni mustahkam bo'lib boraveradi. Xursand bo'lib ketaveradi u. Unda bir oromlik, sakina paydo bo'ladi. Baraksi bo'ladigan bo'lsa, kofir hali kelgan emas, kofir kelarmish desa, u nima? Sekin tugunni yig'ishtirib qochishni boshlaydi. Yana boshqa biri bir mu'minga yaxshilik etsa, xursand bo'lgan bo'lsa kishi, demak bu iymonining nimasi u? Alomati bu. Baraks agar unga bir musibat yetgan bo'lsa, u azorlangan bo'lsa, unga xursand bo'layotgan bo'lsa, nifoqqa boshlanganligi. Bir sariya chiqib ketgan bo'lsa, endi bilamiz, o'lib ketadi bular. Deyishlik bilan odam munofiq bo'ladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo hadisi qudsiyda u Allohning yo'lida chiqqanlarni o'z zamonatiga qo'yib qo'ygan. Ajrlarini oxiratda berishlik. Agar hayot qolsa, ajr hayotdagi o'sha g'animatlari bilan uylariga salomat qaytarishini Alloh taolo hadis qudsiyda va'da qilib qo'ygan. Uni albatta Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Vaholanki uni u mujohidni ikki holat kutib turibdi. Yo shahodat, yo g'ozilik. Ikkala holatda u yutib, ikkala holatda u muvaffaqiyatga erishgan kishi. Mana bunday g'azvalar biz oldimizda ko'p, birodarlar. Lekin o'zimiz, ahli ayollarimiz, farzandlarimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishiga haqiqiy so'zi bilan, amali bilan iymon keltirgan sahobalar va sahobiylar singari tarbiyalaylik. Hayn hammasi o'lib ketadi bular. Hammasi yo'qib ketadi. Bu gapni inson gapirishlik bilan iymondan ajrab qoladi. Shuning uchun ham yana men to'xtalib o'taman Shoykot g'azvasida. Ana shu bizni 150 ga yaqin rijollar, ya'ni haqiqiy islom ummatining rijollarini yarimiga yaqini shahid bo'lgan. Bu shahidlarimizni biz unutmaymiz. O shahidlarimizdan bu jamoat bizga omonat qolgan.
Çünkü ayette ettim ki inşallah agarçi biz kameralarımız alalmaga lege kiraman katim alıp koyalım. Kıyamet günde uzaya bulmaydı. Üyerde kılıngan fidayelikler, üyerde kılıngan karib bir hafta devam etken hakiki gaz var. Yani elhamdülillah trik guvahlar türüptü elhamdülillah. Yani bu İslam ümmetine ilk ümitlerini bergen gazveydi bu. İslam ümmeti umman ayak kolu değil mi? Hareketten tohtap koyandı. Kaçışı başlayandı İslam ümmeti. Velayken elhamdülillah şeyde türgen İslam ümmetini asıl yigitleri Allah-u Teala kabul olsun. Bana bu Amerikanı değil mi? Çişini sindirişti. Burnunu yerge iş kaçtı. Burnunu yerge iş kaçtı. Köp şehitle verildi. Bana bu harekatte asasçıları bugün kişiler şehit buldu yerine. Rahberiyet azaları, şura azaları, ahli ilimleri, kariyelerimiz, yaş kikselerimiz şehit buldu. Yaş yaş farzalar, ukuhallarımız şehit buldu. Yani bunların hamesini sanıp uçuşlikke vaktimiz yok. Lekin hamesine bitti baha bir alemiz ki onlar bizi abzelimizdir. Çünkü ait alemiz. Palancı palancı desek, kogeni gelime, insafsızlık bu kaladdi. Şunun için hamesige, cümleten aytemiz ki bunlar bizi abzelimiz idi. Allah'ın inşallah onlar dostlarıydı. Allah kabul kusun, bizi, işte şehitlerimizi en abzelleriydi. Hani onlardan ki çıkıp, ben bana imtihallar buldu. Birkaç insanlar tükülüp kaldı buradalar. Yani her bir gazveden aldın ki gün imtihan buluyemiz. İmtihan buluyemiz. Gazveden aldın hem, şimdi kırılıp getemiz, yoğup getemiz. Gazveden çıkıp durup, ikinci gazvede terlen hepken de imtihan buluyemiz. Bu Allah-u Teala'nın ilahi sünnetiyken buralarla. Şu ki Allah-u Teala'nın sorayla ki o şey, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Allah-u Teala bana bu ayette, Ahzab suresinde etkendi ki, Mumullerin içi de şunday ricallar var. Ular uzlarını Rabbilerge birgen ahdlerge vefa kılıçtı. Allah-u Teala uz güvahlik bir yaptı. Bu anış Anas ibn Nazır'ge okşagen, Talhat ibn Ubeydillah'a okşagen, okşagen radiyallahu anhum, sahabeler hakkı da nazıl bugen. Anas ibn Nazır, Uhud günde şehit bugen. Talhat ibn Ubeydillah, Uhud günde uz kollarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himayesi için tütübürüp üzülüp koyandı. Manaşı insanlar hakkı da nazıl bugen. Allah-u Teala ayeti yaptı ki, bunlar uzlarını birgen ahdlerge vefa kılıçtı. Allah-u Teala nüme edip ahd verişken de, biz seni dinini himaye kılıp, seni dinini alıyor kılıp, şu yolda şehit bulamız degen ahdleri vefa kılıçtı. Arkaya kaçmayınız deyişken. Anas ibn Nazır, can meydanına özleri yalnız Resulullah sallam vefat etipti ya Resulullah sallam katıl bulptu degen sözünü işitkenler de özleri yekke kirgendiler. Ve özlerine ahdleri vefa kılgendiler. 80'den artık neyzeler, keman okları tekkendi bu kişiye. Cesadlerini tanıyelmeye kalingendi. Mana bular haqida nozil bo'lgandi. Alloh taolay aytayaptiki, ulardan birlar, bir qismlarini, bir bo'laklari o'zlarining ahdlariga vafo qilib jannatga erishib olishdi, o'z urushlarini olishdi. Boshqalari esa shahodatni kutib turishibdi. Va munofiqlarga o'xshab ahdlarini ular nima o'zgartirishmadi. Demak, mana bu jangni tabiat shu ekan. Uchga ajratib tashlar ekan birodarlar. Shahidlar, g'oziylar, munofiqlar. Uhud günü hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı yıllarda 1000 kişi asker, laşkar çıktı. 300 sesi münafık oldu. Arka kaydıp gitti. 700 sesi meydanda kaldı. Şuradan 70 sesi şehit buldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başı yıllarda cüdüküp sahabeler rınaklı işte, cerahatlenişti. Gazi bul işte. Manaşıyor burada. Bu ilahi sünnet bu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirli başı yıllardaki koşun bulsun. Bu kişinin terbiyeleri bulsun. O şey zamanı düşmezse bugün. Kıyamet günü gece şu hala devam eti veriyoruz biraderler. Fakat Allah'dan sorayelik ki biz bana bir iki testten verelim. Üçüncü testten yapmayalım biraderler. Halak bu kitemiz. Münafık bu kalemiz. Ya Allah Teala tezra şehadet şehitlerini sefiye koysun bizini. Ya ki şehitliğini intizarlık bile kütedik Allah'dan kızın. Şunun için daimi ayet emesleri ki Braderler, şehidlikke her lahza uzun biz tayarlayalım braderler. Bu katta katta niyetler, katta katta maksatlar. Kılemiz, bu kılemiz, bu kılemiz, hükümet böyledi falan böyledi.
Bunu biz bilmeyiz kaçan böyle. Bizi kulumuzdan bilelim. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ana şu Rumlu fathını, Farsı fathını başarat verdiler. Ya ki ana şu Surakaga Kisra'nı bile güzgünü vaada kıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velakin özleri en arzıkıp soragan, sonra Allah olan soragan dersler neydi? Allah'ın yolunda kayta kayta şehit buluştuk. Biz hem şuna sen sorar yürüyelim. Şunun için ben daima aytaman ki, bana şu ben her gün yüzünden çikil yapkenimde, sizlerine Kudan'ı şahit kılı aytaman ki, ben hayırlaşıp vasiyat kılıp çıkamam. Şu ahirge çıkışım bu sekele gülüyor. Her lahzada darvazanın, şahadat darvazasının takılı değil buralarlar. Tayin ki şeytan bizi aldap koymasın. Darvazanı takılı tutuyoruz. Biz şehitlikke navbatta türgerlerden bulayız. Çünkü yol hatarlıyken buralarlar. Cüde hem fitne, pasat, cüde hem köpeken. En korkan nesem şu bulsun ki münafık kovayın. İnsan uzun bilmez ne mi öyle yapken. Şunun canım asasını beni esletmem buralarlar. Muhim kullarda turumuz, muhim tarihlerde turumuz. Allah Teala'na sorayımız ki, Allah Teala hemenimizi, imanımızı selamet kılsın. Hakta sabit kalan kılsın. Uzu tarafından bizge birgen manevi amanatlarına hıyanat kıladigan, hayırlardan kılıp koymasın. Allah Teala sefimizde turgan barça mumin Müslümanlarını, mumin ve Müslümanlarını, muhacirelerini, hemmesini Allah Teala uzu hakta sabit kalan kılsın. Sübhaneke Allah'a mühamdik, şedü en la ilahe illallah. Estağfurullah. Cezakumullah. Bir gün keler bahar, ağaçlar günler, bizni tapalmaysiz, siz uşa günler. Bir gün keler bahar, ağaçlar günler, bizni tapalmaysiz, siz uşa günler. Melametke mahkum, cihat kılsa kim? Kim bilər haq kim, kimlər məcnunlar, məlamətkə məhkum. Şu bilən, keçki radyo eşitirişimiz nihayəsiga yetdi. Etibarınız üçün minnətdorçilik bildirib, Allah Subhanə və Teala'dan eşitgənlərimizgə əməl qilishni, həm də siz müminlərinin dünya və ahirətlərigə mənfəətli bolishini surat qalamız. Assalamu aleyküm və rahmatullahi və bərəkətuh. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık mivesiz, şu evlat görer.